Haber ekranlarından herkese merhaba. Kırmızı Mendil Kısa Film Özel Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü konuklarımız Kırmızı Mendil Kısa Film'in senaristi ve oyuncusu Ergün Sözen ve yine Kırmızı Mendil Kısa Film'in oyuncusu Onur Yıldırım. Kısa Film, yani Kırmızı Mendil Kısa Film yönetmeni Sayın Yavuz Duman bizimle birlikte. Efendim, bizi kırmayıp da programımıza geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sevgili dostlar. Evet, ben sözü Kemal'e bırakıyorum. Kemal, söz sende. Hoş bulduk sevgili dostlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kırmızı Mendil Film Projesi tabii ki yine yüreklerimize işleyen bir proje oldu. Evlere kapandığımız bu dönemde çok güzel yüreklere şifa olan, yüreklere ışık olan, bir anlamda ilham olan film projelerine imza attınız. Ve tabii ki tango ile bunu meç etmeniz ve bu filmde de Bir Sevdanın Öyküsü adı altında çıkmanız ve bunu tabii ki tango ile muhteşem müziklerle aslında desteklemeniz ve tabii ki bizim de çok merak ettiğimiz sorularımız arasında olacak olan filmin nerede çekildiği ile alakalı kısmı da çok merak ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz özel yayınımıza demek istiyorum. Kırmızı Mendil filmi projesi fikre nasıl başladı? Kast oluşturma sürecinden bahseder misiniz? Ergun Üstad'ım, size de sorum. Ortakta cevaplayabilirsiniz tabii ki. Teşekkür ederim sevgili Kemal. Öncelikle öyküden başladığı için serüven, bana da öykü konusunda ilk sözü verdiğin için özellikle tekrar seni teşekkür ediyorum ve bu konuya da hikayeden gitmek istiyorum. Kırmızı Mendil öyküsü bir yerde aslında tangonun ve tangonun içinde gizli kalmış olan aşkın öyküsüdür, sevdanın öyküsüdür. Bu fikir sevgili yönetmenimiz Yavuz Duman'la birlikte her ikimizin de müşterek paylaşımıyla tango ile sinemayı birleştirelim ve tango konusunda özellikle bugüne kadar Türk sinemasında yapılmamış bir öyküye imza atalım tarzında gelişti. Çünkü her ne kadar tango dünyada evrensel bir dans ve müzikse de Türkiye'de o Türkçe tangolarımız, özellikle 1960'lı yıllardan kalan Türkçe tangolarımız maalesef bugün unutulmaya yüz tutar seviyeye geldi. İşte hem bunları biraz canlandırabilmek hem de tangoya dünya sinemasının bugüne kadar yaklaştığı açıdan biraz daha farklı bir konumda yaklaşabilmek için bu öyküyü öncelikle Yavuz'la birlikte üzerinde uzun bir süre çalışarak oluşturduk. Bu bakımdan buradan kendisine de şükranlarımı iletmek istiyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, benim de bir sorum var. Ben de sorumu sorayım. Kırmızı Mendil filmi nerede çekildi mekan olarak? Bunu ben özellikle Yavuz Duman arkadaşım, yönetmenimizin cevaplamasını arzu ederim. Peki. Teşekkür ederim hocam. O zaman şöyle cevaplayayım. Kırmızı Mendil filmi nerede çekildi? İstanbul'da Bayrampaşa'da Adapark'ta çekildi. Aslında mekan olaraktan ve konu bakımından orası özleşmişti. Ergün hocama da bu dileklerimi dile getirdim. O da gayet güzel bir şekilde karşıladı. Ve gerçekten biçilmiş bir kaftan oldu orası. Bizim için bir plat olmuş oldu. Çok da güzel olmuş oldu. Sanırım çok güzel oldu. Sanırım elbette açık hava tiyatrosu tarzında konserlerin verildiği bir alan da gördüm. Orayı sormak istiyorum. Ben de oraya çok merak ettim. Evet, Adapark'ın içinde konser alanı da vardı. O bulunduğumuz o bölgenin içinde. Atlar, işte insanların yürüyebileceği parkurlar ve daha bir sürü şeyler vardı ama bizim bulunduğumuz alanda bir Fransız havası etkindi aslında. Yani filmin içinde bir Fransız havası esmesi
tamamen doğal olarak sen kendiliğinden getirmiş oldun. Tango'yla sevgili Ergün hocamızın da o güzel oyunlarıyla, bu müziklerle, biraz da o açık hava konser alanıyla o hazır bir pilot olmuş oldu. İşte az önce de bahsettiğim gibi bir konser alanıdır orası. Gerçekten filme de yakıştı. İnşallah takip seyircinin diyorum. Gerçekten Yavuz yönetmenimin keşif de filmin çekiminden önce yaptığı yer keşfiyle bulduğu mekan bence de tam anlamıyla filmin ruhuna anlatmak istediği mesaja uygun bir platoydu. O bakımdan bizler için Adapark gibi rahat bir çalışma ortamı bu film için bulmak da ayrı bir şanstı. Bu konuda da hakikaten tekrar buradan Yavuz Duman'a ayarlamış olduğu bu plato düzeni açısından teşekkür etmek istiyorum ben. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tabii bir de Bahar Özment hanım var ve gerçekten Tango'nun prensesi deyiminin yerini bulduğu ve gerçekten çok çok güzel bir şekilde Ergun Üstad'ın, Ergun Sezen Üstad'ın sizle beraber çok iç açıcı motiflerle bunları dansa yansıtıyorsunuz. Ve dans figürleri, tabii seçilen müzikler, sevdiğim bir genç kadını var mesela, Hatırla Sevgili var, Tanju Okan klasikleri var. Yani gerçekten hepsi ruhumuzun zaten bir anlamda aynası, bir anlamda parçası. Ben sözü Burkay Çağlar'a bırakmak istiyorum. Evet, gerçekten çok güzel. Yalnız Kemal'in de unuttuğu var. Görüntü yönetmenimiz Sayın Serkan Uzun da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel işler başarıyorsunuz hepiniz. Evet, çok büyük emeği var. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Filmi izledik. Kemal de izledi. Filmi izledik ve gerçekten çok muhteşem bir film. Ve herkesin anlayabileceği bir film. İsterseniz bu filmin fragmanını hep birlikte izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Muhteşem bir film olmuş. Fragmanı da gördük. Evet. Sözü ben Kemal'e bırakıyorum. Kemal, söz sende.
Gerçekten düşlere yolculuk filmi olmuş diyebilirim. Hayallerimizin ne kadar aslında ulaşılmaz gibi sanılan hayallerimizin aslında bir tık uzağında olduğumuzu anlatan çok güzel bir film olmuş. Ergun Üstad'ım ve tabii ki de cevaplamak isteyen tüm konuklarımıza sorumuz. Tabii ki çok özel bir film. Bu filmde, bu sevdanın öyküsünde dansla, dans figürleriyle filmi beraber neçetme, beraber sunmak ilk acaba nasıl gelişti, nasıl atıldı, nasıl çıktı, onu da dinlemek isteriz. Şimdi sevgili Kemal, zaten müzik ve sinema birbirinin içinde olan iki tane sanatın çok yakın kardeşi. Bunları uyumlu bir şekilde bir araya getirdiğiniz zaman hakikaten her ikisinin de getirmiş olduğu avantajlardan yararlanarak daha üst düzeyde bir çalışma yapabiliyoruz. Bu sinemada da böyle, bir müzik çalışmasında da böyle. Önemli olan bu iki enerjiyi uyumlu bir şekilde bence kullanabilmek. Burada özellikle tangonun estetiğinden ve müziğinden yararlanmak. Bir yerde beden dilini diyaloğun yerine koymak istedim. Dikkat ederseniz aslında uzun ve kısa metrajı da aşan, bir yerde orta metraj kapsamının uzunluğuna gelen bu film yaklaşık 35 dakikaya ulaşan bir çalışmadır. Hiçbir şekilde yarım saate aşan bir sürede seyirciyle diyalogla bağ ilişki kurmayan, buna karşılık tamamen beden diliyle ve müzik diliyle seyircisini içine almaya çalışan bir öyküden söz ediyorum. Burada tabii ki tango gibi çok da önemli, çok seyirciyi yürekten etkileyecek bir müziğin avantajını kullanıyoruz. Bunu aslında Avrupa sinemasında, İspanyol sinemasında ve Amerikan filmlerinde, Hollywood filmlerinde sık sık bu etkin müziklerin öykülere ne kadar katkıda bulunduğunu ve o filmi ne kadar üstlere, yukarılara taşıdığını çok net bir şekilde görebildik bugüne kadar. Özellikle yapılan müzikal filmlerde. Ama biz burada Yeşilçam'ın bütün o duygularını ön plana alarak mümkün olduğu kadar seyirciyi hiç diyalogla oyalamayacak. Sadece onun duygularını ortaya ön plana çıkartabilecek müziklerle ve mimiklerle filmi bir yerde sunmak istedik. Bu bence çok özgün bir çalışmaydı. İşte burada müzikle sinemanın görüntünün uyumlu bir şekilde bir araya gelmesine, bir yerde öykünün altyapıda bunu desteklemesine bağlıydı. Evet, bugün tango gerçekten insanları tutkuyla yaptıkları bir danstı. Özellikle bir kadınla bir erkeğin tamamen kendilerini dansa, müziğe vererek uyguladıkları bir performanstır. Fakat burada bir de bizim bugün aslında gerçekten 1960'larda kadar, hatta bazı Yeşilçam filmlerinde o yüzümüzü ısıtan, gönlümüzü ısıtan müzik, tango müzikleri ve Türkçe tangolarla özlediğimiz atmosfere geri götürebilen Türkçe tangoları da burada kullanarak bir yerde tango evrensel müzikse biz de Yeşilçam'ın çocukları olarak bu evrensel müziğin içinde söyleyecek sözlerimiz var, söz hakkına sahibiz diyebildik. Eğer bu film bu mesajı verebiliyorsa gerçekten ne mutlu bizlere. Gerçekten kesinlikle veriyor ve şunu da söylemek istiyorum. Zaten yaptığınız yapıtlarda şunu görüyorum. Mesajı çok çok üste tutan filmler oluyor. Yani gerçekten burada da vücut diliyle, jestlerle, mimiklerle, kelimelerle anlatamayacağımızı sandığımız bazı şeyleri aslında çok çok özgün bir şekilde vücut dilimizi, mimiklerimizi kullanarak da anlatabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Yavuz Duman'a bir soru yöneltmek istiyorum. Bu filmi çekerken Yavuz Bey, filmde hangi teknikler kullanıldı? Yeşilçam'dan bu yana süreci de yine Ergun Üstad'ım sizlere de sormak istiyorum. Yeşilçam'dan bu yana kullanılan tekniklerle bugünkü tekniklerin farkları nelerdir? Sevgili Kemal, öncelikle bir filmin oluşması için senaryo bildiğin gibi şart. Senaryo düzgün olmadığı zaman hiçbir zaman filmin ne kadar teknikleri iyi olsun,
İşte elinizde en iyi kameralar, en iyi araçlar, gereçler olsun. Yani o film bir şeye benzemez. Öncelikle Ergün Sezen hocamız da yazmış olduğu bu güzel senaryo için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Senaryo olmazsa bir şey olmaz. Zaten bugün teknolojisine, işte o, az önce bahsetti Ergün hocamızın Yeşilçam'dan, bugün teknolojisini her zaman harmanlarım. Benim bir tekniğim vardı. Az buçuk bilirsiniz. O Yeşilçam'ı her zaman bir sağ kanadım olarak, yani bir kanadım Yeşilçam'dı. Onu, o Yeşilçam sinemasını bugüne uyarlamaya çalışıyorum her zaman. Yani her içimdeki o Yeşilçam sevgisini çocukluğumdan bugüne kadar her zaman taşımışımdır. Bugün de onu yeni sinemayla, yani yeni Türk sinemasıyla o Yeşilçam sinemasını armanlayıp çok güzel bir işler çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii ki seyircilerimizin. Teknolojik olarak da tabii ki eskiye nazaran Yeşilçam'daki o olumsuz şartlardan dolayı tabii ki düzgün filmler tabii ki çıkmıyordu ama duygular da çok önemli şimdi. Şimdi bugünkü kurguyla onu süslediğimiz zaman işte o geçmişteki o Yeşilçam sevgisini de aldığımız zaman çok güzel bir şey çıkmış oluyor ortaya. Yani şimdiki teknoloji tabii ki çok rahat, çok daha şey yapılıyor. O yüzden şimdiki teknolojinin bol bol nimetlerinden faydalanıyorum diyebilirim size. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Kemal, burada ben de Yeşilçam'la ilgili ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Sevgili Yeşilçam. Özellikle Yeşilçam'da bugün özlediğiniz o duygu, o sevgi, o karşılıksız aşkları biraz bizim o tangonun tutkusuyla birleştirdiğin zaman zaten Yeşilçam'dan kopmuş gelmiş bir hikaye gibi ortaya çıktık. İnanıyorum ki bu filmimizi 35 dakikada olsa seyredenler de Yeşilçam'ın o eski özlemleri biraz da gözleri hatta yaşayarak, biraz da duyguları tekrar tekrar göz önüne getirerek seyretmemeleri mümkün değil, etkilenmemeleri mümkün değil. Hem müzikleriyle hem orada unutulan, sonradan ortaya çıkan bir sevdanın yeniden canlanmasıyla. Kesinlikle öyle üstadım. Gerçekten bizlere böyle bir yapıt kattığınız için de sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere. Ben Burkay Çağlar'a sözü bırakmak istiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Benim sorum şu, filmdeki kırmızı mendilin anlamı nedir? Sevgili Burkay, izninle bu konuya ben başlayayım. Biraz Yavuz ve arkadan şu anda bizi biliyorum büyük bir sabırsızlıkla izliyor. Sevgili Onur, ki o kırmızı mendil uğruna biraz canı da yandı onun. Onur devam etsin bu konuda açıklamaya. Bana göre sorduğunuz zaman kırmızı mendil burada unutulan bir aşkı simgeliyor. Ve aslında biraz da aşkların daima belleklerde, belli bir yerde yaşadığını, asla unutulmadığını, sadece biz onları unuttuk zannediyoruz tarzında bir yaklaşımla o sevdayı canlandırıyor. Artı hayatta engellerimiz bile olsa, örneğin belli bir süre sonra gözlerinizi bile kaybetseniz, kalbinizdeki o sevdayı kaybetmeyeceğinizi anlatıyor. Benim için bu öyküdeki kırmızı mendilin ifade ettiği en değerli varlık, sevginin kendi tezahürüydü. Yani kırmızı mendilin sevgiyle ortaya çıkmasıydı. Ama bunu özellikle Onur çok farklı algıladı. Onun için de kırmızı mendili biraz da onun açıklamasını isterim. Evet, Onur söz sende. Bence oradaki kırmızı mendil şunu açıklıyor. Bir sevdanın yıllar bile geçse, üzerinden 10 yıl, 20 yıl ya da daha bile uzun bir süre geçse aşkın asla unutulmayacağı. Mesela eski aşık olduğumuz kızlardan birini görünce dönüp tekrar acaba o mu diye dönüp bakmanız gibi tamamen doğal bir şey. Yani aşk unutulmuyor arkadaşlar. Yani unuturum diyenler çok büyük yalan söylüyor. Çünkü aşk unutulacak bir duygu değil. O yüzden kırmızı mendil bence burada aşkın mendili olarak anlam ifade ediyor. Bence.
Şimdi sözü... Ama sevgili oğlum. Evet. O yüzden canın acıdı. O kırmızı mendili aslında sen olmuyordun. Orada ne olmuyordun, ne buldun? Bir de onu söyler misin lütfen? Çekimlerde. Evet, yani kırmızı mendile karşı aslında o cepte başka bir şey umuyordun. Bir çıkar, bir menfaat, bir maddi gelir umuyordun. Ama karşında senin kocaman bir sevda çıktı. Ben orada bol miktarda para bekliyordum hocam. Maalesef para çıkmadı, mendil çıktı. Hadi mendil çıktı, bir iki tane altın çıkaydı yine yırtardık da olmadı bu hocam. Şişkin bir cüzdan çıkabilirdi mesela, değil mi? Üçü dolu bir cüzdan ayırtamazdık yani. Hikayenin içindeki sır o biraz. Oraya bağlamak isterim. Şimdi sevgili Yavuz da açıklar eminim. Para mı, sevda mı? Hangisi daha değerli bir yerde bu filmde? Onun da altını bence bu öyküde çizmiş oldum. Tabii ki. Yani üstadım şöyle bir söz geldi aklıma. Satın alınamayan şeyleri severim ben. Selvi Boylum Al Yazmaları filminden böyle bir kaderini alırlar. Türkan Şoray'ın bir kamyonun arkasına geçip verdikleri bir pozdu. Ben de şiir sayfamda da paylaşmıştım. Ben de işleri geliyorum sayfamda. Orada da şöyle diyor. Satın alınamayan şeyleri seviyorum ben. Mesela sevgi gibi. Mesela saygı gibi, mesela dostluk gibi, mesela kardeşlik gibi. Eşittir yeşil çamları istiyorum ben. Evet, çok haklısın. Evet. Sözü Yavuz Duman'a bırakalım bence. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Peki, ben de şöyle açıklayayım o zaman. Bir filmin en önemli başyapıtlarından bir tanesi ismidir. İsminin nasıl olması çok önemli. Yani burada mendilin o kadar bir işten, o kadar bir sevdayla yıllarca yani yanından hiç ayrılmayan bir adamın hikayesi aslında bu. Gözleri görmeyen bir adamın hikayesi ve o aşkın tarifi mümkün. Siz de seyrettiniz ya, işin kopartan noktası işte odur. Yani filmi can haliyle açıklayan o kırmızı mendil bir sevdayı anlatıyor. Bir aşkı anlatıyor aslında. Söyleyeceklerim de bu kadar. Evet. Şimdi hemen kamera arkasından kareleri seyredelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Çok fazla vaktimiz yok. O yüzden programı yavaş yavaş kapatacağız. Ve sizlerin son sözlerini de alalım. Sonra da programımızı kapatalım. Ben Ergün Sözen hocamızla önce başlayalım. Evet. Ben 6 dakikamız var. Peki. Sevgili Yavuz teşekkür ediyorum. Sevgili Onur teşekkür ediyorum. Öncelikle Burkay ve Umar. Benim gerçek can dostlarım diye tabir ediyorum. Çünkü sizler gençler olarak bana göre Türk sinemasının gerçekten yepyeni umutlarısınız. Bizlerin gerek bu filmde gerek tüm çalışmalarımızdaki sevgili Yavuz Duman'la gerçekten çok uzun bir yoldayız. Bu konuda Yeşilçam belgeselleri üzerine özellikle çalışıyorum. Bunları ben bir kere olan aramızda diye yine bir Yeşilçam efsanesi üzerine bir çalışma yaptık. Hep vermek istediğimiz mesaj, biraz evvel kendisi de çok güzel ifade etti. Yeşilçam'ın duygularını bugünkü teknolojiye taşıyabilmektir. Burada, bu filmde eski Charlie Chaplin filmleri gibi, eski sessiz sinemalar gibi, hani piyano çalan bir sanatçının sunduğu bir sessiz film gibi düşünürseniz olayı, işte o tekniği de sevgili Yavuz Duman'la
farklı bir şekilde tangonun da avantajından yararlanarak uygulamaya çalıştık. Hatalarımız mutlaka var. Şu andaki hiçbir şeyi kusursuz olarak yaptığımızı tabii ki söyleyemeyiz. Ama bana göre de iyi niyetli ve farklı bir mesaj vermek isteyen, o bugün özlediğimizin altını çizen bir çalışma olarak ortaya çıktı. Bu filmin tanıtımını da ilk kez sizlerle yapıyoruz. Bu konuda eminim başka çalışmalarımız olacak ama ilklerin her zaman bir anısı biri bambaşkadır. İki, pırıl pırıl arkadaşıma, yapımcı arkadaşıma ve sevgili Kanal Perde'ye de buradan bizlere bu zamanı ayırdığınız için, Kırmızı Mendil'i bu değerini önemsediğiniz için gönülden teşekkürler. Evet, sözü biz teşekkür ederiz abi. Şimdi hızlı hızlı olsun çünkü 4 dakika değil 3 dakikamız var. O yüzden kısa kısa anlatırsa çok sevinirim. Sözü Yavuz Uman'a bırakıyorum. Ben de şöyle ifade edeyim o zaman. Kırmızı Mendiller gerçekten benim için çok önemli bir yeri olacak filmlerden bir tanesi. Çünkü Türkiye'de yapılmamış bir film. Şimdiye kadar hiç denememiş bir film. Bunun da benim için ayrı bir gururu olacak. Hele özellikle zaten Ergün Sözen hocamız gibi bir değerli bir üstadlarla beraber çalışmak, bu filmi ortaya çıkarmak ve değerli set arkadaşlarımla birlikte güzel bir film çıkardığımızı umuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum böyle bir programa bizleri davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sözü hemen Onur'a bırakıyorum çünkü 2 dakikamız var. Hatta tabii 2 dakikamız var. Çabuk Onur'a da bırakalım. Evet, bu programı katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel projelerle karşınıza çıkmak istiyoruz. Ekipçe çok iyi çalışma çıkardığımıza inanıyorum. Ve inşallah daha da güzel işlere imza atmayı planlıyoruz. Kendinize iyi bakın, teşekkürler. Evet, Kemal senin de son sözlerini alalım. Sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Çünkü 2 dakikamız kaldı, 1 dakikaya kadar yaklaşıyoruz. Bize ayırdığınız zaman için sonsuz teşekkürler. Zaman bizlere verilmiş en değerli, en güzel, bence en güzel hediyelerden bir tanesi. Ve bu zamanı en güzel yollarda kullanmak ümidiyle ve temennisiyle. Şimdi sözü Burkay'a bırakıyorum, kapalı sözünü. Evet, ekran başındakiler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben hemen hatırlatmada bulunmak istiyorum. Maskemizi hiçbir zaman yanımızdan ayırmayalım ve her zaman mesafelerimizi koruyalım. Aşılarımızı olmadıysa aşılarımızı en kısa zamanda olalım diyorum. Kesinlikle. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Saygıyla sevgili kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.